Selamlar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Beni ilk defa bu videoyla tanıyanlar için ben Melike ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bugün sizler için ev turu çekeceğim. Çünkü benden gerçekten çok istediniz. Evimde yapmak istediğim birçok daha şey var. Ama maalesef bunlar için zaman olduğu için ben ilk bu halini çekeyim dedim. Eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler yaptığımızda zaten onları da tekrardan yeni düzenlenmiş haliyle tekrar bir ev turu çekerim diye düşündüm. Nasıl fikir? Bence iyi. O zaman hemen videomuza geçelim. Şöyle hemen dış kapımızdan giriyoruz. Dış kapımızdan girdiğimizde hemen böyle boruda asılı Türk geleneklerin olmazsa olmazı çekçek var. Daha sonrasında şöyle aşağıya baktığımda şurada iki tane süsüm var. Bu benim gelin çiçeğim. Şu aşağıdakilerin de zaten çeyiz videolarımdan biliyorsunuz mumluklarım. Daha sonra hemen şöyle sola yani dış kapının karşısında şu şekilde bir diyafonum var. Daha sonrasında da böyle bir anahtarlık almıştık. O var. Üstte de gördüğünüz gibi zaten elektrik şartelleri var. Bu askılığımı Trendyol'dan aldım ben. Çeyiz videolarımda dediğim gibi görmüş olmanız gerekiyor zaten. Dış kapımın hemen yanında solumda salonumun kapısı var. Salonuma giriş yapalım. Salonuma girdiğimde ilk beni masam karşılıyor. Masam ve biricik kuşlarım. Bu masam normal, klasik, eski mobilya tarzında değil de ben böyle metal ayaklı istiyordum. Bu şekilde gümüş görünsün istiyordum ve bu şekilde tercih ettim. Masam 6 kişilik bir masam. Açılabiliyor. Daha da büyüyor. Şöyle koltuklarımın şunun renginde 4 tanesini ve daha koyu renk olan koltuğumun renginde de 2 tane sandalyemi yaptırdım. Genelde bu şekilde yapılıyor zaten. Daha sonra şöyle masama yaklaştığımda runner'ım annemin, canım annemin el emeğim. Bu yine benim söz süslüğüm. Üstünde mumlarım. Onları da Trendyol'dan aldım. Daha sonra şöyle masamın üstüne geldiğimizde bunlar yine mobilyamın konsolumun aynaları. Bu konsolumun aynalarını ben burada kullanmayı yani yemek masamın üzerinde kullanmayı tercih ettim. Çünkü bu şekilde daha çok beğendim. Konsolumun üstünde şu an konsolum burada olmadığı için hani böyle salonda dursaydı konsolumun üstüne yine tercih ederdim. Ama konsol salonda durmadığı için bunları masamın üzerinde tercih ettim. En mobilyama uyumlu. Hem de görüntüsünün çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle biraz yakından bakarsak bunlarda da yine gümüş şeritler ve aynalar var. Şu şekilde. Konsolumun aynaları da yine gümüş şeritleri var kenarlarında ve aynaları var. Daha sonra böyle salonun soluna doğru döndüğümüzde bizi koltuklarımız karşılıyor. Bir tane berjer, iki tane üçlü koltuğum var. Koltuklarımın birinin rengi gri, diğeri de aslında koyu gri olarak tercih ettim ben. Fakat böyle tamamen yapıldığında siyah gibi gözüküyor. Aslında koyu gri. Yani buradan bakmayla kamerada görüntüsü maalesef ki aynı değil. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Belki biraz daha düzelir renk. Maalesef siyah gözüküyor ama aslında koyu gri. Halım şöyle normal bir alıcıdan. Şu şekilde 4 metrekare. Daha sonra perdelerime de yakından bakacağız. Uzaktan ilk başta anlatayım. Perdelerim bizim Bayrampaşa'da her zaman yaptırdığımız bir perdecimiz var. Bütün perdelerimi, evimin bütün perdelerini orada yaptırdım. İşte fonlarımı yine mobilyalarıma uyması için gri tercih ettim. Tüllerimi de
daha çok böyle hani biraz daha spora kaçtığı için tüllerimi de düz bir tül tercih ettim. Onlara da şimdi yakından bakacağız zaten. Fonlarım şu şekilde kadife ve parlak bir kumaştan yapılmış. Yine buradan yakınlaşınca rengi daha da koyulaşıyor ama aslında bu kadar koyu değil. Böyle tül perdelerim de düz çizgili bir model. Dediğim gibi bütün evimin perdelerini bu tarz tercih ettim. Çünkü hem çiçekli sevmiyorum hem de evim sade olsun istediğim için tüllerimi de bu şekilde tercih ettim. Daha sonrasında şöyle koltuğumun yanında üçlü zigon sehpalarım var. Zigon sehpalarımı da zaten siz de görmüştünüz. Bunların yaptığımı, bunları mobilyacımız bize gönderdi, hediyeydi. Fakat benim istediğim tarzda bir mobilya, bir zigon sehpa göndermediği için tamamen farklı, mobilyamdan tamamen farklı bir model göndermişti. O yüzden ben de onu böyle gümüş kaplama, mobilya kaplama ile kapladım. Evet, şimdi şöyle yine dönüyoruz. Bu tarafa döndüğümüzde bizi TV ünitem karşılıyor. TV ünitem yine işte mobilyamda gördüğünüz gümüş şeritler mevcut kendisinde ve metal ayaklar mevcut. Şöyle camlı bir model tercih ettim. İçerisinde şu tarafta benim sözümde kullandığım Hakan'a verdiğim söz tepsisi ve söz kahvesi suyu var. Burada bizim resmimiz var. Burada yine Hakan'ın bana yapmış olduğu bir süs eşyası var. Bu şekilde içi camlı açılıyor. İçerisi raf. İstersem ledleri de var ama ben ledleri şuralardan gözüktüğü için takmak istemedim. Böyle üst kısmında bir raf mevcut. Bu rafı da işte mobilyamızın zaten TV ünitemizin bir rafı. Bu rafı da böyle M ve H arkadaşımın bana yapmış olduğu bir süsle değerlendirmek istedim ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Onun da buradan ellerine sağlık. Yıldızlarımı da yine Lina's'tan almıştım. Bunları yine bir çeyiz videomda görmüş olmanız gerekiyor. Televizyonum önceden var olan bir televizyon zaten. Onu yeni almadık. Şöyle yakın zamanda size gösterdiğim çerçevelerim var. Bu çerçevelerimi ben yine söylemiştim. BİM'den aldım. Bu çerçevelerim de yine evime uyduğunu düşünüyorum ben açıkçası. İçerisinde bizim değişen davetiyemiz var. Bu tarafa geçtiğimde burada yine benim düğünde kullandığım tacım. İçerisinde yine nikahımda kullandığım tacım ve işte söz süsüm üzerinde olan yüzük yükselticiler falan var. Aşağıda hatıralıklar var. Yukarıda yine bizim resmimiz ve Hakan'ın yine bana yapmış olduğu metal bir çiçek var. Daha sonra Zendyol'dan aldığım mumluklarım. Şöyle yukarı baktığımızda benim yine Trendyol'dan aldığım avizelerim var. Avizeler gerçekten çok uygun fiyatlıydı. Almak isteyen yeni evlenecek olan arkadaşlarıma kesinlikle öneriyorum. O zaman salonumun genel bir görüntüsünü alıp diğer odamıza geçelim. Salonum vardı. Şöyle kapımın karşısında girişte de hemen mutfağım var. Mutfağımın kapısını açıyorum. Mutfağıma giriş yaptığımda yine beni masam karşılıyor. Masamı ben Vivense'den aldım. Bu sandalyelerim de IKEA'dan. Üzerindeki
örtüm, masa örtüm. Böyle muşamba tarzı bir masa örtüsü. Ve gerçekten çok memnunum. Onu da BİM'den aldım. Şu üzerindeki dekoratif ürünler aktüellerden alınma ve şu peçetelik bir ucuzluk pazarı gibi bir yer var oradan. Bunlar da yine Trendyol'dan. Şöyle masamın biraz yanına geçersem burada benim erzak dolabım var. Bu erzak dolabımı da ben yeni aldım. Şöyle 90 santim boyunda içerisinde 4 ya da 5 adet raf bulunan bir erzak dolabı. Şöyle biraz daha yakından baktığımızda burada benim kahve köşem var. Kahve köşemde kahve fincanlarım mevcut. Kahve makinem mevcut. Şurada gördüğünüz gibi bu bir kahve yazımda Trendyol'dan aldım. Burada tatlı için, kahvenin yanında tatlı için yenilebilecek lokumdur, hurmadır, kuru üzümdür vesaire mevcut. Burada günlük kullandığım fincanlarım, burada da misafirlik fincanlarım mevcut. Altta da Nescafe'm, yani granül kahvem ve Türk kahvem mevcut. Böyle döndüğümde ben yine perdelerimi aynı perde tercih ettim. Fakat burası mutfak olduğu için ve salındığında ocaktan ya da camın önünü kapatacağı ya da tezgah kapatacağı için bana engel olmaması adına bu şekilde yaptırdım perdelerimi. Normalde yaz olduğunda arasında onun şöyle bir bantları da var. Böyle de durabiliyor. Ama burası benim maalesef ki yola çok yakın olduğu için ben onları açık kullanamıyorum. Çünkü içerisi çok gözüküyor, full gözüküyor. Normalde bu şekilde ve arkasında güneşlik perdelerim var. O güneşlik perdelerimi takılı kullanıyorum genel olarak. Böyle geçtiğimde burada yine gördüğünüz gibi ocağım, davlumbazım ve fırınım var. Mutfak turunda zaten daha detaylı olarak görmüştünüz mutfağımı. Bu çeyiz eşyalarımı da ben işte tek tek böyle bir seriye başlamıştım zaten biliyorsunuz. Bunları tekrar işte bu beyaz eşyalarım bundan sonra pazartesi salı günü izleyeceksiniz. Salı günkü videomdan sonra önümüzdeki hafta beyaz eşyalarımı tanıttığım bir video ile geleceğim. Memnun muyum, değil miyim? Bunlardan bahsedeceğim. Böyle mutfağımın da üst tarafı dolapları beyaz yapılı tercih edilmiş. Altları da gri tercih edilmiş. Gerçekten ben çok beğendim. Yani hani istediğim tarz olsa bu kadar olurdu. Gri ve beyaz ya tam beyaz ya da gri ve siyah. Böyle mükemmel yani istediğim mutfak renkleri tamamen budur. Daha sonrasında yakınlaştığımda zaten ev yenme musluğum var. Şöyle yanda da yine BİM'den aldığım bir sabunluğum ve fırçalığım var. Yine böyle sağa döndüğümde benim zaten kettle'ımı daha önceden görmüşsünüz. Kettle'ım var. Karaca markasının. Şöyle yere baktığımda halımı görüyorum. Bu halım da Trendyol'dan alınma bir halı. Ve alımın desenlerini gerçekten çok beğeniyorum. Çok severek kullanıyorum. Tek sıkıntısı beyaz olması. Yani hemen bir leke mutfakta özellikle kullanıldığı için bir leke olduğunda hemen maalesef ki gösteriyor. Yani sürekli silmek zorundayım bu halıyı ve sürekli de siliyorum zaten. Şöyle burada bizi yine bulaşık makinem ve buzdolabım karşılıyor. O zaman mutfağımda da bir genel görüntü alıp diğer odamıza geçiş yapalım. Thank you.
Şu şekilde mutfak kapımın yanında boş odamın kapısı var. Hemen boş odamın kapısını açıyorum. Boş odamdan şöyle girdiğimde direkt beni konsolum karşılıyor. Gördüğünüz gibi odam zaten bomboş. Konsol dışında şu anda başka bir şey yok. Ama buraya bir L koltuk almayı düşünüyorum. Şu şekilde konsolumu buraya koydurdum. Bu benim Trendyol'dan aldığım bir halıydı. Fakat diğer halılarımla aynı olmadığı için ben bunu yatak odasına aldım normalde. Ama diğer halılarımla uymadığı için onu buraya koydum. Buraya böyle L koltuk alırsam da zaten o tam orada, o tam olacak yani oraya. Şu şekilde yakından konsolumuza bakalım. Böyle Hakan'ın bana sevgililik dönemimizde aldığı, çok önceden aldığı bir hediye. Aynalı küçük bir çekmece. Arkasında yine vazgeçilmezlerimizden olan dezenfektanımız var. Burada böyle yine benim nişan bohçamda Hakan'ın bana benim Hakan'a götürdüğüm tepsiler. Daha sonra yine bu sözde kullandığım tepsilerden biri. Böyle döndüğümde ufak bir süslerim var burada. Ufak bir saksılarım var. Şu şekilde. Daha sonra buram böyle biraz hardiye gibi. Maalesef ki. Ama bu adam şu anda boş o ve kullanılmadığı için ben biri geldiğinde bu odayı kilitliyorum. Buraya giriş olmuyor. Şu bize yine üç ayaklı lambader getirdiklerim. Renk mavi ve benim evime gördüğünüz asla uymuyor. Ben onun kafasını çıkardım. Zaten şu an ışık olarak kullanıyorum. Onu da daha önce göstermiştim. Şunlar böyle, bu bir arkadaşımın annesinin yine ellerine sağlık, elemeği bir gazetelik. Ama şu anda bu oda yapılmadığı için onu bu odaya koyacağım inşallah. Bu oda yapılmadığı için onlar böyle kenarda bekliyor. Şurada işte Pierre Cardin kutularımız var. Yine nişan bohçalarına götürdüğümüz ürünlerin kutuları. Şurada benim birkaç kınalık eşyam var. Bunlar yine işte piknik masalarımız, piknik sandalyelerimiz. Onları şu anda kış olduğu için burada duruyorlar. Normalde onlar da Hakan'ın arabasında duruyor. Pikniğe gittiğimizde hemen onları çıkartıyoruz. Belki yazın bu arada onları balkona koyabiliriz. Şu anda balkonu kullanılmadığı için balkona koymadım. Ama şu onun masasının büyüklüğü gerçekten tam olabilir. Balkonumuzda çok küçük olduğu için hani uyabilir. O yüzden bakacağım. Balkonda bir deneyeceğim yazın. Olursa onları balkonda kullanacağız. Böyle döndüğümde burada benim çamaşır askılığım var. Burada da böyle valizlerimiz. Arkasında da işte yine Hakan'ın nargilesi falan var. Bir de askılık, yine çamaşır askılıkları falan var. Böyle benim üçlü lambaderim. Üç ayaklı lambaderim. Gördüğünüz onun kafası şu tarafta zaten. Ben onu ışık olarak kullanıyorum şu anda. Burası, bu tarafı, bu kısmı bomboş zaten. Şöyle yukarı geçtiğimizde yine salondaki ışıklarımın aynısı bu. Bunu da Trendyol'dan ben bütün lambalarımı aynı zamanda aldım. Hepsini aynı zamanda sipariş ettim. Hepsi aynı zamanda geldi. Bunları böyle, burayı ikili tercih ettim. Hani burası çocuk odası ya da misafir odası gibi düşünüp ikili tercih ettim. Işıkları da biz toplu olarak sipariş vermiştik ama gün ışığı olduğuna dikkat etmemişiz. Ben bunların hepsini yavaş yavaş değiştiriyorum zaten. Salondakileri, mutfaktakileri falan değiştirdim. Beyaz yaptım. Yatak odasında da birini beyaz yaptım. Şu an burası hiç kullanılmadığı için burayı hiç değiştirmedim. Normalde buranın da ışığını değiştireceğim. Bütün ışıkları beyaz yapacağım. Bu şekilde. Şuraya da bir L koltuk düşünüyorum. Böyle. Böyle bir L koltuk düşünüyorum. Eğer olabilirse biz bu odayı direkt salon olarak kullanmak istiyoruz. Kendi oturma odamız olarak kullanmak istiyoruz. Salonu da misafir odası olarak kullanmak istiyoruz. Yakın zamanda buraya bir L koltuk alabiliriz. İnşallah. Onu da zaten aldığımızda yine size
Oda turu olarak gösterim bu sefer. Ev turu yapmam. Diğer yerde değişiklikler olmazsa. Dediğim gibi bu şekilde bu odada genel bir görüş almaya gerek yok. Çünkü hiçbir şey yok. O zaman buradan çıkıp oranın da kapısını kapatıyoruz. Boş odamdan çıktım. Koridorda yatak odasına giden yolda burada benim bir portmanto karşılıyor. Portmantom şu şekilde. Avizem yine Trendyol'dan. Portmantoma geçecek olursam biraz daha yakından bir bakalım. Şöyle ayakkabılık olarak kullanıyorum şu kısmının yarısını. Yani yarısından biraz fazlası da olabilir. Üst kısımları şuraya kullanmadığım mutfak eşyalarımı koyduğum bir kısım var üst kısmında ve şu en üst kısmında. Oralara erişim olmadığı için. Üstüne de yine kullanılmayan, henüz kullanmadığımız ayakkabılarımızı koydum. Daha sonra şu üst kısımlarında yine ayakkabılarımız var. Daha kullanmadığımız ya da düğünlerde vesaire kullanacak ayakkabılarımız. Şunun üst kısmında da aynı şekilde. Bunun üst, alt kısımlarını da sığmayan çeyizlik eşyalarımı kutulayıp bir şekilde oraya koydum. Yine ayakkabılarım var. Burası böyle açılıyor. Bunun içi askılık. Dışarıdan geldiğimizde ceketlerimizi koymak için bir askılık. Bu çekmecemizi ıvır zıvır çekmecesi olarak kullanıyoruz. Alt tarafını da havluluk olarak kullanıyorum. Banyodakilerinden hariç diğer bütün avlarım burada duruyor. Yani en az bir 40-50 tane avlum olduğu için oradakiler yarısı 15-20 tanesi banyoda, 30-40 tanesi de burada. Daha sonra ben bunu aldığımız yer de bu arada mobilyalarımızı aldığımız yerle, yani şöyle söyleyeyim, Eskici Bazar diye bir yer var. Oradan aldık mobilyalarımızı ama pişmanız, keşke almasaydık. Bu portmantoyu da oradan aldık ama başka mağazadan aldık. Bu portmantonun kalitesini biz beğendik. Gayet güzel yani. Hani bu mobilyaların kalitesine göre bu portmanto daha da güzel hatta. Ellerine sağlık. Onlardan gerçekten memnun kaldık. Şöyle yatak odama giden yolda yürüyorum. Yine halılarımı artık yani söylememe gerek yok çünkü hepsi aynı yerden. Böyle yatak odamın kapısını açıyorum. Yatak odama girişte beni ilk gardırobum karşılıyor. Direkt karşımda böyle gardırobum var. Daha sonrasında şöyle girip dönüş yaptığımda burada beni yatağım karşılıyor. Şu tarafımda küçük bir komodinim, burada yine küçük bir komodinim var. Burada da şifon yerim var. Şöyle soldan başlayarak gidelim. Böyle gördüğünüz gibi benim bu şifon yerim 3 çekmeceli bir şifon yer ve yine aynalı. Ayna evi daha geniş, daha büyük gösterdiği için ben genel olarak her şeyimi aynalı tercih ettim. Ve temizliği falan hani evet silmek gerekiyor fakat ben yine de memnunum. Yine olsa yine bunları tercih ederim. Böyle bir aynalı 3 çekmeceli şifon yerim. Altlarında da yine gümüş şerit çizgiler var. Şöyle üstünde yine bu aynaya ait olan şöyle bir ayna var. Ben bunu asmak istemedim aslında. Çünkü kare bir ayna istiyordum bunun alt üstüne. Şu IKEA'da satılan aynalardan. Fakat bunu gelen kişiler asmışlar. Ben görmeden asmışlar. O yüzden o öyle kaldı. Hiç de değiştirmedim. Yani şu anda çok önemli değil. O yüzden ayna olsun da yeterli. Kendi evim Allah kısmet eder de kendime geçmek nasip olursa orada her şeyi kendime göre ayarlamayı düşünüyorum. Bir de renk uymaz. Mesela şu, bunun beyazıyla alacağımız beyaz farklı renk olabilir. Yani direkt beyaz ayna olarak alırsam belki o zaman tam oturabilir. O yüzden hani çok irdelemek istemedim. Şimdi ton da farklı olursa o da insanın gözüne kötü gelebilir. Üstümde zaten görüyorsun. Şurada benim makyaj malzemeleri falan filan var. Burada Hakan'ın parfümleri, deodorantları var. Daha sonra böyle döndüğümde burada Hakan'ın bana geçen sene yılbaşında aldığı kutular var. Kahve dünyasından alınma kutular.
Bu sene de yılbaşı yaklaşıyor. Hazır bu videoda tam bu zaman çekerken. Kutuların fiyat olarak reklamlarını da ben görmüştüm. Fiyatları çok güzel. Uygun yani güzel derken. Hediye almak isterseniz arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, kahve severler, çikolata severler için bence çok güzel bir hediye olabilir. Kutuları da böyle ben dekoratif olarak kullanıyorum. Hem içlerinde ıvır zıvırlarımız var yine. Burada boşluk var. Bu taraftan, şu taraftan gelindiğinde bu boşluk görünmediği için ben oraya çantalarımı koydum. Zaten genelde sırt çantası takıyorum. O yüzden orada sırt çantalarım duruyor. Burada gidebileceğim çok yakın bir yer olmadığı için mecburen sırt çantası kullanıyorum. Daha sonra böyle geçtiğimde burada benim şifonyerimin üzerinde gece sürdüğüm işte at kestanesi balsam var. Omuzuma ve dizime sürdüğüm ağrı kesici kremlerim ve el kremlerim var. El nemlendirici kremlerim. Şöyle uzatmamız var. Halılarım yine aynı yerden. Böyle döndüğümde zaten yine yatağımız var. Şöyle bir pike serdim üstüne yatağımın. Pikem yani bu rengi zaten çok beğeniyorum. Normal kullandığım şu anda uyku setimi kullanıyorum. Touch'ın bir uyku setini kullanıyorum. O yüzden onu hiç değiştirmedim. Çünkü beğeniyorum. Baya güzel bence. Onu direkt böyle üstüne pikemi, siyah pikemi serdim. Üzerine de böyle yastıklarımı koydum. Bence gayet hoş durdu. Şurada da yine Hakan'ın bana bir senemizde ya da bir sevgililer gününde mi artık ne zaman bilmiyorum. O zaman aldığı bir ayıcık var. Perdelerimi de artık söylemiyorum çünkü tüm evinkiler aynı. Bu fonlarım da salondakilerle aynı. Kumaşları vesaire her şeyi aynı. Sadece buraya ve salona fon yaptırdım. Diğer odalara fon yaptırmadım. Gerek duymadım. Buradan böyle baktığımızda şurada hemen gardırobumun yanında benim ütü masam var. Asla ve asla renklerinin eve falan hiçbir şekilde uymadığı bir ütü masası. Ütüm var ve süpürgem var. Onları niye buraya sıkıştırdım derseniz boş oda varken. Orasını hani böyle kalabalığa alışsın istemiyorum. Çünkü oraya acilen bir koltuk almak istiyorum. Misafirim geldiğinde kalabilsin, rahat edebileceği bir oda yapmak istiyorum orasını. O yüzden hani orası böyle kalabalığa alışmasın diye, göz ona alışmasın diye onları buraya koyuyorum. Böyle daha toplu duruyor. Ben böyle hissediyorum. Çünkü dediğim gibi bu girişten böyle geldiğinde burası kesinlikle gözükmüyor bu taraf. Sadece yatak kısmı gözüküyor. İşte buraları komodinler falan gözüküyor. Şöyle yine boşluğumun, ıvır zıvırımın, kiler dolabımın olduğu yerin yanı. Kiler boşluğum diyeyim artık oraya. Gardırobum karşılıyor beni. Bu gardırobumda yine aynı AVM, işte Eskici Bazar'dan, içerisindeki bir mağazadan. Biz mağazadan aldık ama şöyle aldık. Yani oradan daha önce alışveriş yapmış bir abimiz vardı. Onun vasıtasıyla aldık. O güzel olduğunu söyledi. Ama biz gerçekten bayağı sorun yaşadık. Ve ben ürünlerin kalitelerinden gerçekten hiç memnun kalmadım. Yani Allah kısmet eder de kendi evimize geçersek orada her şeyi kendimize göre yaptırmayı düşünüyoruz. Bu şekilde yine tavana geçtiğimde tavamdaki ampulüm böyle dörtlü bir ampul avize. Bunu da yine Trendyol'dan aldım. Mutfağımın da aynı bu şekilde. Mutfağıma ve yatak odama bu avizeden aldım. Küçük odama, koridora ve salona da diğer gördüğünüz avizelerden aldım. Şöyle bir genel görüşünü alıp banyoya geçelim. Müzik
Yatak odamın hemen yanında da şöyle banyom mevcut. Banyomun kapısını açalım. Banyomdan hemen girdiğimde beni çamaşır makinem karşılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi çamaşır makinesi dolabım ve de karşılıyor. Bu çamaşır makinesi dolabımızı biz kendimiz aldık. Ya hepsi buradan ya da Gitti Gidiyor'dan aldım. İkisini birinden aldım. 300 küsür TL'ydi bu arada. Fiyatını da söyleyeyim. Burada işte deterjanlarımın durduğu kutular var. Burada saç kurutma makinemin durduğu bir organizer var. Organizerlerimin hepsi de A101'den bu arada. Şöyle yukarı geçtiğimde yine tuvalet kağıtlarım. Burada yine havlularım, silme bezlerimin durduğu bir organizerim var. Burada oda parfümüm var. Şöyle hatta kapısını da kapayalım. Böyle baktığımızda burada çamaşır sepetim, çamaşır kirli sepetim var. Burada yine deterjanlarımın paketli olarak durduğu bir yer var. Onları burada işte banyoda durmasını istediğim için onları şu an böyle poşette tutuyorum. Ama deterjanlık gibi bir şey bulursam ya böyle katlı olarak ya da bu büyüklükte buraya deterjanlık almak istiyorum. Ve de istediğim renkte yani şunlara uyabilecek renkte. Böyle işte klasik bornozlar. Daha sonra döndüğümüzde burada klozetim var. Buraya dönüyorum. Burada yine bildiğiniz üzere her banyoda olması gereken duşakabinimiz var. Şu şeyi de buraya astım. Yerlere falan hiçbir yere koyamayacağım için. O silme sopasını da oraya astım. Daha sonra böyle döndüğümde burada ben varım. Burada döndüğümde yine işte banyo dolapları karşılıyor bizi. Banyo dolabımız da kendiliğinden evde olan bu dolap. Yine organizerlerimin hepsi A101'den. Burada yine bakım ürünlerim falan var. İşte pamuktur, kulak temizleyicidir, diş ipidir, işte lens suyum, deodorantlar, işte bakım kremlerim, bakım yağlarım falan var. Burada yine Proxy'nin geri kalan bölümü var. Gece bakımları, sürdüğüm kremler, micellar sular, işte toniklerim falan var. Böyle. Bu tarafa döndüğümde de yine havlum ve kapım var zaten. Banyomuz da bu kadar. Bir havlumu ben, bir havlumu da Hakan kullanıyor. Hani yüzdeki sivilceler olur, lekeler olur. Onlar birbirine geçmemesi adına. Yukarıda da sakladığımız ıvır zıvır malzemeleri var. Bunlar işte stokladığımız nedir o? Duş lifleri, kulak temizleyici, işte temizlik yaparken kullanılan eldivenler, burada işte klozet kokuları vesaire var. Bu şekilde. Buralarda stokladığımız diş macunu, diş fırçalarımız, burada temizlik malzemelerimiz var. Bu şekilde. Halılarım da bu arada bu klozet, tuvalet takımı artık klozet takımı ne diye geçiyorsa. Bunları da ben yanlış hatırlamıyor isem ilk almıştım bunları çünkü çok uzun zaman oldu. BİM'den aldım diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani ama büyük ihtimalle BİM'den aldım. Beğendiğiniz bir tur olmuştur. Mobilyalarımı, ürünlerimi beğendiyseniz beğenmeyi, tabii beğenmediyseniz dislike'lamayı ve beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. O zaman bu videomuzu da burada bitirelim.
Umarım gerçekten merak ettiğinize değmiştir. Evimde kalan değişikliklerle sizlerle olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni hala takip etmiyorsanız takip etmeyi, abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Ve Instagram'dan da beni takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.